Öncelikle Ankaragücü takımını da, onlar da çok güzel bir mücadele sergilediler. Aslında oyunda da onlar da iyi bir mücadele verdi. Fakat tabii onlar 10 kişi kalmaları belki biraz daha oyundan düşürmüş olabilir ama genel anlamda atmosferde Ankaragücü taraftarı da müthişti. Bizim takıma geldiğinizde gerçekten oyuncular müthiş bir mücadele gösterdi. Çünkü baktığınızda zannediyorum herhalde final oynadığımızda lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Herhalde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok. En fazla biz oynadık galiba. Dolayısıyla Temmuz'da başladık. Haziran'da bitireceğiz. Uzun bir tempo, yorucu bir tempo oldu. Dolayısıyla oyuncu kardeşlerimizi gerçekten hepsini kutluyorum tek tek. Teknik heyeti kutluyorum. Ayrıca özellikle bunu da söylemek isterim. Bizim kaptanımız, bizim her zaman efsanemiz Mahmut Tekdemir. Çok ciddi bir sakatlığı var. En kısa zamanda bir maç oynama bile risk olduğunu söyledi doktor ve ameliyat olması gerekiyordu. Fakat bu yarı final maçına çıkmak istediğini söyledi. Kendisi benimle de görüştü. Gerçekten ona ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Takımını yalnız bırakmadı. Oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve çıktı. Bütün mücadelesini de en iyi şekilde gösterdi. Onu ayrıca da kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. İnşallah bakalım şimdi finale gideceğiz. Bir yandan ligde az bir maç kaldı. Dolayısıyla ligin uzun bir sezonu da bitirmiş olacağız. Tabii çok uzun maçlar oynandı. Zaman zaman performans düşüklüklerimiz oldu belki ligde ama genel anlamda bu kadar maç sayısı hala yarıştayız. Hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var. Biz daha önce iki kere kupa finali oynadık. Birisini Beşiktaş'la, Kayseri'de, birini de Eskişehir'de Konya ile oynamıştık. Dolayısıyla bu sefer de galiba açıklamış federasyon. İzmir'de. Nedense de böyle bir maç oynanmadan bir iki saat önce açıkladılar. Enteresan yani. Hani takımların hangisi olacağını da bilmiyorlar. Eskiden böyle takımlara sorarlardı, istişare ederlerdi federasyon. O da hızlı bir karar olmuş ama saygı duymak lazım, diyecek bir şey yok. Hayırlısı olsun, çıkacağız. Takımımız, ekibimiz, herkes gidecek, mücadelesini gösterecek. İyi oynayan kazanacak. Her dönem o yapılıyor biliyorsunuz. Evet, yani evet. Uzun yıllar Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptığım için zaman zaman da Kulüpler Birliği'nde bu tip teveccühler oldu. Ama şu an bizim önümüzde maçlar devam ediyor. Federasyonun bir başkanı var. Dolayısıyla gündemimizde şu an yok. Onu artık maçlardan sonra değerlendiririz. Konu uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. Geçmişte federasyon bu kararı alırken emsal karara göre bir karar verdi. Yani ben iki kararın da çok adil olmadığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla orada bir net iki, yani böyle bir karar alınmış. Bu çok adil mi? Beşiktaş'ın arzu ettiği karar da çok adil olur muydu onu bilemiyorum. Dolayısıyla emsal kararlara göre bir karar verdiklerini söylediler. Diyecek bir şey yok.